Oyuncularıma güveniyorum. Kayserispor'un tüm oyuncuları çalışkan, iyi niyetli ve sürekli gelişim kaydetmek isteyen yapıya sahip. Ama bunu yukarılara taşımamız gerekiyor. İşte karşımızda şu anda Türkiye Kupası maçı var. Fenerbahçe deplasmanda oynayacağız. Ciddi bir rakip. Onlar da kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin peşindeler. Çünkü ligdeki sıralamanın kimin nerede ne olacağı belli değil şu anda. Biz de onu istiyoruz. Kayserispor şehri olarak, taraftarı olarak, takımı olarak, başkanı yönetimi olarak güçlü rakibimiz karşısında turu atlamak istiyoruz. Oyuncularımız da aynı şeyi düşünüyor. Tabii bunu maç gününe kadar kendi aramızda ne yapacağız, nasıl oynayacağız, ne yapmamız gerekiyor. Çünkü Hatay maçından çıktık. Fenerbahçe'den sonra bir de 3 gün sonra Galatasaray var. Bu periyodu nasıl taşıyabiliriz? Rakibe göre nasıl oynayabiliriz? Bütün bunlar bir plan ve proje, program dahilinde olmalı. İddialıyız. Orada sert bir maç geçeceğine inanıyorum. Bakacağız. Odak noktamız Türkiye Kupası. Ney? Rakibimiz Fenerbahçe. Çok deneyimli, çok güçlü. Kendi evinde oynayan bir takım. Kayserispor takımı ne düşünüyor? Kupada tur atlamak. O zaman oyuncu grubumuz hep birlikte başkanıyla, yönetimiyle çok çalışmalıyız. Yani rakipten daha fazla koşmalıyız. Minimum hatayla oynamalıyız. Önümüzde bir Türkiye Kupası var. Evet, kısa yoldan biz bu işleri becerebiliriz deyip Fenerbahçe'yi nasıl eleriz onun hesaplarını yapıp yolumuza devam edeceğiz. 20 sene önce Kayseri'deydim. Lig sonuncusuydu 11 puanla. Kayserispor takımı 11 puanla lig sonuncusuydu. O eski stadı ben iyi bilirim. O takımın ligde kalacağına hiç kimse inanmıyordu. Yönetimi rahmetli başkan da dahil. Açık söyleyeyim. Biz ligde kalacağız. Hatta dedim, bu takım Avrupa kupalarını oynayacak dedim. Nihayetinde biz ligde kaldık. Takım Avrupa kupaları oynadı. O takım ligde kaldı. Stadyum yapıldı. Ayağımızı yere basmamız gerekiyor. Biz ne yapacağız burada? Daha çok çalışacağız, daha çok geliştireceğiz. Yani Avrupa'ya gitmek için önce bir sistemi, bir oyunu, bir takımı oturtturmak gerekiyor. Yani her sezon başı 15-20 futbolcu transferiyle Avrupa'ya gidemezsiniz. Siz ancak bir takımı oturtturursunuz, bir futbol felsefesini oturtturursunuz. O takım ne olursa olsun, kimler gelsin giderse gitsin o sistemden devam eder. Ve ona yeni oyuncular katarsınız. Yani her sezonda biz 15-20 oyuncu değiştirirsek o zaman başarıyı yakalamak, takım birliğini yakalamak çok zor. Yani bir takım 5 haftada, 7 haftada 40 antrenmandan sonra oturmuyor. Bu 3 ay, 4 ay, 5 ay elindeki kadroya göre, kaliteye göre değişiyor. Onun için benim taraftarlarımızdan istediğim, sabırlıyız biz. Ayağımız yere basacak. Nerede olduğumuzu bileceğiz. Nasıl gelişiyoruz, ne yapıyoruz onu bileceğiz. Ne yapmak istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? İko.